Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Benden en çok sorulan ve istenilen bir tarif arkadaşlar. Sirke anası olmadan sirke nasıl kurarız? Nasıl sirke anasını elde ederiz? Tüm ayrıntıları bu videoda bulabilirsiniz. Şimdiden beğenme, yorum bırakırsanız aşağıya da çok mutlu olurum. Emeğime destek vermiş olursunuz. Evet, öncelikle bize organik elma lazım arkadaşlar. Bahçeden topladığım organik elmaları tek tek yıkıyorum. Yıkama işlemini bir gece öncesinden de yapıp ertesi güne kurutabilirsiniz. Ben hemen yıkayıp yaptığım için bu şekilde tek tek bütün elmaları kağıt havlu peçete ile kuruluyorum. Evet, kırmızı, yeşil, elma, karışık elma kullanıyorum arkadaşlar. Elmaları bu şekilde alt ve üst kısımlarını kesiyorum. Çekirdekleri ile birlikte 4'e 8'e böldüğüm dilimleri cam bir kavanozun içerisine atıyorum arkadaşlar. Çürük kısımları varsa, kurtlu kısımlar varsa onları da kesip atın mutlaka. İçerisine koymayın kavanozun arkadaşlar. Bunlar sirke oluşumunu etkiler. Yoksa sirke anası elde edemeyiz. Sirke kurumunda hijyen çok önemlidir. Eğer elmalarınız çok ekşi ise 2 yemek kaşık bal ekleyin. Tatlanması için. Çünkü fermente olurken bakteriler bu şekerden beslenecektir. Nasıl elma sirkesi olur aslında arkadaşlar? Elmadaki şeker fermente olmasıyla elde ediliyor. Yani elmadaki şekerler mayaya ve alkolü dönüşüyor. Daha sonra bakteriler bu alkolü asetik asidiye çeviriyor. Bu da sirkemize ekşi ve keskin kokusunu veriyor. Böylelikle sirkemizi elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Kısaca bilgi verdikten sonra şimdi elmaları üzerine geçecek kadar hazır içme suyu kullanıyoruz. Yaklaşık 2,5 şişe kadar hazır içme suyu kullandım. Kullanmış olduğum bu kavanoz arkadaşlar 5 litrelik. 5 litre kavanoza yaklaşık 2,5 kilo elma kullandım. Organik elma kullandım. Bu bilgiyi de vereyim arkadaşlar. Ona göre yapmak isterseniz elma temin edebilirsiniz. Eğer varsa mutlaka bir çay bardakta organik sirke kullanın. Organik sirke kullanırsanız sirke oluşumunu daha da bir çabuk hızlandıracaktır. Ve sirke anası daha çabuk oluşacaktır arkadaşlar. Bakteriler daha bir beslenecektir. Evet, sirke anası ile kurmadığımız için bu yöntemde yaklaşık bir 2 hafta 4 hafta arası bu şekilde tahta bir kaşıkla elmaları sürekli karıştırıyoruz. Gün aşırı arkadaşlar, ister sabah akşam nasıl karıştırırsanız, ister bir gün, yani mutlaka böyle kaşıkla karıştırarak havasını çıkartın, içerisinden böyle aşağıya insin. Bu yöntemi dediğim gibi 2 ve 4 hafta arası yapacağız. Daha sonra ne zaman karıştırma işlemini bırakacağız? Bunu da şimdi sizlere göstereceğim. Eğer üzerinde ince bir tabaka görürseniz arkadaşlar, karıştırmayı hemen bırakın. Görüyorsunuz, bu şekilde bir tabaka oluştuysa artık karıştırma işlemini bırakıyoruz. Bu sirke anası artık oluşuyor demektir. Artık karanlık, böyle hiç ışık görmeyecek ve sallamayacağınız, hiç dokunmayacağınız bir yere kaldırın. Orada yaklaşık 2,5-3 ay boyunca bekletin arkadaşlar. Bu zaman sürecinde sirke anası kalınlaşmış olacaktır ve sirkemiz olmuş olacaktır artık. Bu da sirke anası ile kurduğum sirkeyi de kısaca göstermek istedim. Burada hiç karıştırma işlemi yapmıyorum arkadaşlar. Burada da daha önceki yapmış olduğum sirke anasını göstermek istedim. Görüyorsunuz, 3 ay sonunda bu şekilde sirke anası elde etmiştim. Sizlere de garanti veriyorum, tarifime uyarsanız hepiniz sirke anası elde edeceksiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz kalınlığını. Şimdi sirke anasını da nasıl saklarız arkadaşlar, onu da anlatmak istiyorum. Sirkemizi süzdükten sonra
Kendi sirkesinden küçük bir kavanozun içerisine elde etmiş olduğumuz sirke anasını koyuyoruz ve süzmüş olduğumuz bu sirkeden de kavanozun içerisine dolduruyoruz üstü basa. Daha sonra karanlık, serin bir yerde saklıyoruz. Bir dahaki yapacağımızda bu sirke anasını kullanacağız. Bu sefer sirke yapmak o kadar kolay olacak ki o bir ay karıştırma işlemi olmayacak. Hemen kuruyoruz, kaldırıyoruz. Hiç dokunmadan karanlık bir yerde 3 ay boyunca bekleteceğiz arkadaşlar. Ve sirkemiz tekrardan olmuş olacaktır. Çok kolay bir yöntem oluyor sirke anası ile sirke kurmak. Evet, dediğim gibi çok değerli ve çok kıymetlidir. Umarım sizler de sirke anasını elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar da bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenip aşağı yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ayrıca kanalıma abone olmayı da unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.